Ay bu DM'lere neler yazıyorsunuz kız? Bayıltacaksınız beni. Hanımefendinin biri yazmış. Murat Bey 4 aydır biriyle çıkıyorum. Deliler gibi aşığım. Her defasında ben zorlayalım çıkış, zorluyorum çıkalım çıkalım diye. Hep bir erkek arkadaşı var ondan takılıyor. Haftanın bir günü bana zor zaman ayırıyor. Deliler gibi aşığım. Resmini göndersem anlar mısınız nasıl bir şey olur? Kız! Ben erkek uzmanı mıyım? Nereden anlayayım resminden? Eğer bir erkek arkadaşıyla daha çok görüşüyorsa, sana zaman ayırmıyorsa vardır bir iplik bu işte. Hayır mı harekette ince ise hoş geldin yavrum. Olimpiyat halkaları tamamlandı. Başkasını bul. Ondan sonra ne köy olur ne kasaba. Bak bir tane kardeşim yazmış, müzisyen, gitar çalıyor. Çok da yakışıklı çocuk, üçgen vücut, sıkılıyor. Murat abi kadınlardan çok sıkıldım diyor. Niye yok dedim. Artık evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak istiyorum. Evlenecek kadın bulamıyorum diyor. Sen her bulduğunu götürürsen bulamazsın. Önce anlaş, konuş, bak bakalım ne oluyor. Murat abi kime merhaba diyorsam gece diyor, mutlusun. Gece. Ay bu mutlu sonu başıma bela açacak. Ne oluyor kızlara? Bu akşam da işe gitmek istemiyorum. Ve bir enteresan çocuk diyor ki birlikte olduğum kadınlar hepsi evli. Siz daha para karılarsı. Tabii ayaklarınızın üstünde duruyorsunuz. Parayı kazanıyorsunuz. Akşam da tik tak. Tik tak tik tak tik tak. Hadi. El ayağı düzgün birini bul. Evlen çocuğum. Bırak bu motorellaları. Seni seviyor ne? Yine bir kadının hikayesi, yine bir kadının bir erkekle olan mücadelesi. Murat Bey evlendiğimiz zaman babam bana ciddi bir para verdi iş kuralım diye. Eşime verdi bu parayı, çocuğumun babası. Birlikte iş kurduk, çalıştık, ettik. Sonra eşim yabancı uyruklu bir kadına aşık oldu. Bizi ihmal etti, eve gelmedi. Ve 8 ayda da bu kadınla birlikte duyduğum kadarıyla iflas etmiş, her gün eve geliyor, beni affet, ne olur seni evladımı çok seviyorum, ne yapmalıyım? Sakın! Sakın affetme. Bu parayı bulunca bu pezeveklerin götü kalkıyor. Ne oldu? Para bitti, karı bıraktı seni. Ay karıcığım beni affet, hadi! Yolla anasını babasının evine, yolla! Sen evladına aslanlar gibi bakarsın, pislikler. Hemen aldatıyorsunuz karıları, başka karılara. Sonra para bitti, beni affet bebeğim, seni seviyorum. Hadi, kabul etme kız. Bak, Florya'dan çok temiz bir kardeşim, kendisini de tanıyorum. Murat abi bunu ne olur gündeme getir. Ben 4 gündür uyuyamıyorum, uykularım kaçtı diyor. Çok temiz bir ailenin çocuğu ve bunlar aşiret. Çok temiz bir aile. Görüştüğü güne aynı aile, yakın bir aileden bir delikanlı kardeş. İkisi kankalar, birlikte geziyorlar, tozuyorlar, aileler birbirini tanıyor. İkisi de pırıl pırıl evlat. Murat abi geçen gün onlara yemeğe gittim. Lavaboya gittiğimde ablası elime bir not sıkıştırdı. Ablası 3 yıl önce boşalmış dul. Tuvalette notu okudum. Senden çok hoşlanıyorum, seninle birlikte olmak istiyorum. Lütfen görüşelim diye bir not. Ben bunu arkadaşıma nasıl yaparım? Aileyi tanıyorum. Annesini, babasını. Bana çok ters. Ne yapayım diye bana yazmış. Kız! Yanık! Bir kocayı bıraktın geldin. Aşiret! Hayasız, edepsiz. Yazık. Kız iyi dinle kız. Kız iyi dinle. Sabah kendimi yataktan aşağıya attım. Adam otokalerici. Cuma namazına gidecek, eve geliyor. Abdestini alıyor. Telefonunu evde unutuyor, gidiyor. Allah işte. Gidiyor. Sonra biraz sonra bir mesaj geliyor. Aşkım benim arabayı akşam bakıma sokacak mıyız? Kadın şaşırıyor adamın karısı. Nasıl bu mesaj bu? O da mesaj atıyor. Ayıpsın kanka, her türlü bakımı yaparız diye. Aradan 2 dakika geçiyor, bir mesaj daha geliyor. Aşkım, kocam bu akşam evde yok. Sabah kadar takılabiliriz. Seni bekliyorum. Kadın mesaj atıyor. Ben onun karısıyım. Allah senin belanı versin. Fır fır. Adresini ver, hemen geliyorum. Yanık motor.
Neyse adam geliyor. Aşkım diyor sen ne zamandan böyle araba bakımı yapıyorsun? Ne bakımı ya diyor ben bakım yapmıyorum. Bu mesajla pezevek diyor. Ay birbirlerine giriyorlar. Bak bir kız ne yazmış. Murat Bey işe hiç gitmek istemiyorum. İş yerinde 14 kişiyiz. Müdürüm bana çok asılıyor. Artık ne yapacağım bilmiyorum. İşte kalmaktan korkuyorum. İşe ihtiyacım var. Bak ne yap biliyor musun? Madem sana çok asılıyor. Git bir pastane, bir lokantaya otur onunla. Sana başlangıç resimlerini çektir. O resimleri de onun karısına gönder. Yap bunu. Bunu yap. Herif evli barklıysa ırk düşmanı. Yanında çalışanlara sulanıyorsa bunu yapın. Çekin o resimleri karısına gönderin. Artık o düşünsün bundan sonra karısını nasıl ikna edecek. Onu bunun kızına namusuna bakacak. Pezevenk! Irz düşmanı! Bırak millet çalışsın ekmek kazansın. Müdüre bak sen. Karaktersiz. Canlarım ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Özel bir şirket burası. Başladı bir müdür var. Çalışanlar 39 kişi. Murat Bey yaklaşık 25 tanesi bayan diyor hanımefendi. Müdür o gün canı kimi istiyorsa onu depoya alıyor. Sayın bunu oymuş buymuş günü günü diyor. Gönlünü oyalıyor. Kızlar da gidiyor. Adamın mağazada götürmediği kalmadı diyor müdür beyin. Yapmayanlar da var tabii biz ona uymuyoruz diyor. Mesela diyor, bize de geliyor bazen sarkıntılık yapıyor. Bir ciddi çizgimizi koyuyoruz. Ama kızlar koşa koşa gidiyorlar müdürle birlikte olmak için. Bu adam evli ve 3 tane çocuğu var. Müdür! Lan! Karıları götürüyorsun da evdeki karı ne olacak? Evdeki karıyı da başkası götürür. İlgilen karınla. Irz düşmanı. Karı başkasını yaptığı zaman sonra karıya aa beni aldattı vuralım bunu. Git karınla oyna lan. Karını idare et. Vallahi DM'lere bakıyorum. Bir tane teyzeme feryadı beni çok etkiledi. Hemen telefon numaramı verdim. Aradı konuştuk. Evladı yani erkek evladı daha 24 yaşındaymış. Çalışıyormuş işi gücü olan birisi. Murat'cığım diyor. Murat evladım diyor. Evladım diye ağlıyor kadın. O 24 yaşında evladım 41 yaşında bir kadına aşık oldu diyor. Kadının 2 tane kızı var diyor. Evi terk etti kadınla yaşıyor. Olmaz yapamazsın evladım. Anne aşık oldum evleneceğim diyor başka bir şey demiyor. Olmaz. Olmaz hadi oğlun cahil. Öbür karı 2 tane kızı var. 2 tane evde genç kızı var olur mu? Bunların var ya edeplerini dağılayacaksın. Bu yanık karıların edeplerini dağılayacaksın. Senin evladın yaşında o. O çocuk evladın yaşında senin. Utanmaz hayasız. Evine gönder çocuğu. Günaydın canlarım günaydın. İzmir Urla'dan bir hikaye gerçekten içimi acıttı. Siz de dinleyin. Murat Bey oğlum 29 yaşında 2 yıldan beri bir kızla birlikte kıza gelinim gelinim diyorum ve çok seviyorum. Son dönemlerde kız değişti. Oğluma demiş ki bana bak ya annen ya ben. Oğlum ilk defa duyulmazlıktan gelmiş. Tekrar söyleyince sen ne saç buluyorsun demiş. Tabii ki annem. Hadi güle güle demiş kıza yol vermiş. Kız o gece intihar ediyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Kızın ailesi oğlum arıyor. Lütfen gel ne olur oğlum. Kızımız bir daha intihar etmesin. Bunlar aralarını yapıyorlar. Bir nikah tarihi aldılar. Gelin beni istemiyor. Oğlum da kız bir daha intihar etmesin. Başı ağrımasın diye evlenmek zorunda kalıyor. Buradan senin o salak oğluna sesleniyorum. Salak! Gerizekalı! 20 tane onun gibi fırfır alırsın. Bir tane anne alamazsın. Sakın evlenme! Siktirsin gitsin. Sakın evlenme. Hadi. Şimdi bir hanımefendinin mesajı beni çıldırttı. Diyor ki madem bu kadar vicdanlısın, madem bu kadar Allah Allah diyorsun, madem bu kadar yardımlarda bulunuyorsun, benim sesimi de duy dedi. Peki konuşma efendim ne yapabilirim? Eşinin 19 milyar kredi kartı borcu varmış. İddia oynamış, kumar oynamış, ayrılma eşeğine gelmişler. Tekrar affetmiş kocasını. Lütfen 19 milyar bize yardımcı ol Murat Bey. Yuvamız kurtulsun. Bana bak. Sen kocanla saltanat süreceksin diye. Ben mecburum senin kocanın kumar parasını ödemeye. Hasta çocuklar var. Hasta insanlar var.
Mecburum senin kocanın kumar parasını ödemeye. Utanmıyor musun sen? O adam bir de koca yapmışsın kendine. Allah'ım sabır. Ya sabır. Murat abi 24 yaşında çok güzel bir genç kızım. Yaklaşık 1,5 aydan beri bir aile gelip gidiyor görücü usulüyle. Durumları da çok iyi, çok zenginler. Annem kabul et kızım, git rahat edersin dedi. En azından kira derdin olmaz. Çünkü arabası var, fabrikaları var. Ama bunlar hepsi bir binada yaşıyorlar. Abisi, ortanca kardeşi. Dün alışverişe çıktık. Çarşı alışverişine. Eltilerim, görümcelerim, kaynanam. Ay aşiret geldiler. Benden annem tek. Elimi neye attıysam görümcem hayır dedi. Bizim istediğimiz olacak. Onlar ne istediyse onları aldım. Galiba ben bunlarla yapamayacağım. Bunlar beni ezerler. Ah be yavrum. Ah be yavrum. Fakir al. Fakir al. Adam gibi birini al. Bunlar aşiret. Ezerler seni. Onlar kendilerine hizmet edecek birini arıyorlar. Yapma annem. Atı yüzü aslanlar gibi. Fakir al. Adam gibi birini al. Murat Bey, eşimle tanışalı 3 ay oldu. Aileler uygun buldu. Hemen evlendik. 4 aylık da evliyim. Eşimi çok seviyorum. Bunu yazan bir hanımefendi. Ama 3 gündür evimizde büyük bir huzursuzluk var. Ve evlendiğime pişman oldum. Eşim eski sevgilisini benim yanımda arayıp ona neden bunu yaptın, neden şunu yaptın, neden şundan görüşüyorsun diye ona resmen bağırdı çağırdı. Kızın hayatına müdahale ediyor. Acaba hala onu seviyor mu? Bu evlilikte hata mı yaptım? Ayrılmalı mıyım? Bilemiyorum. Ben sana söyleyeyim ne yapacağını kızım. Herif hala seviyor. Sevdiği içinde ondan vazgeçemiyor. Annesi babası zorla seninle evlendirmiş. Sana yazık oldu. Günah değil mi bu kıza? Lan! Karının yanında niye eski sevgilini arıyorsun? Pezevenk! O kadının gururu yok mu? Madem sevmiyordun evlenmeseydin. Yemin ediyorum yakında kıyamet kopacak. Bu gelen mesajlardan artık ben size var ya en usturuplularını anlatıyorum. En usturuplularını. Neler yazıyorlar neler. Neler. Şu en son gelen mesaj beni çıldırttı. Murat Bey enişteme aşık oldum. Eniştem 39 yaşında, ben 23 yaşındayım. Ablam rahatsız, rahim ağzı kanseri tedavisi görüyor. Ablamın yanında kalıyorum destek için. Eniştem 2 defa beni öptü. Ben de kayıtsız kalamadım, ben de onu öptüm. Ama pişmanım, ablam hasta, ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Puuu, utanmaz karaktersiz. 22 yaşındasın, utanmaz. Ablanın kocası, ablan orada canıyla çekişiyor. Onu yapan koca, o şerefsiz pezevenk koca. Karın orada canıyla uğraşıyor. Irz düşmanı pezevenk.